kendisi için yarayışlı bir hamle bulabilmeyi ve yönetebilmeyi de ayrıca belki konuşmak gerekiyor önümüzdeki günlerde. Çünkü parlamenter sistem işe yaramıyordu, atıldı, yavaştı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok hızlıydı derken şimdi nasıl parlamenter sisteme geri dönüşü isteyecek o cümleleri kuranlar gerçekten ben çok merak ediyorum. Ama bir şekilde bir yolu bulunuyor. Parlamenter sistem kötüdür demiyorum burada. Sadece AKP'nin izlediği yolu anlamak ve anlatmak açısından söylüyorum. Ülke Hanım, AKP'nin izlediği her şey iyidir biliyorsunuz. Her yol iyidir. Dolayısıyla onlar parlamenter sistemi getirirlerse o da iyidir. Evet. Peki, yine ben bugün yayını şöyle açtım Eren Bey. AKP nasıl halktan koptu? Seçim sonuçlarına bu halktan kopuşun yansıması çok büyük. Şimdi bayram döneminde yansıyan çalışmalar da oldu. Emeklilerin payı ne kadar, ekonomik krizin payı ne kadar? Ama AKP'nin halktan uzaklaştığının hepimiz halk olarak farkındayız. Şebnem Bursalı ve İstakoz örneğinden başladık ama örnekler arttı. Aslına bakarsanız o İstakoz'un öncesi de vardı. Ama biz hadi gelin son örnekler üzerinden gelelim. İşte bir isim Aç Türkler'den bahsediyor. Şebnem Bursalı nasıl girdi Monaco Yat Kulübü'ne sorusunu soruyoruz. Yanıtlar çok karmaşık ortaya çıkan. Nasıl bir süreç izledi AKP? Nasıl kendi zenginlerini oluşturdu? Nasıl mensuplarını zenginleştirdi? Nasıl halktan koptu ve nasıl kaybedecek noktaya geldi? Belki burada yeniden Refah Partisi'ne bir pas atıp sonra yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek mümkün olabilir. Yeniden Refah Partisi bu anlattığınız sürecin her birinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. Çünkü buradaki rahatsızlık beraberinde insanları işi zenginleştiren, bir takım imkanlara erişmelerini sağlayan ve sanırım son merhalede 20 yılın sonunda artık, 22. yılda artık insanların özellikle işte oradaki muhafazakar burjuvazi diye kavramsallaştıran insanların her birinin İşte şu anda görüntüde gösterdiğiniz imkanlara erişebilmesi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren alt kesimlerin asla bu imkanlara erişememesi, sınıf atlayamaması, sınıf atlamak istediğinde dahi Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatlarına temas etmek zorunluluğu içerisine girmesi. Hatırlarsınız birkaç program önce konuşmuştuk. Emeklilerin durumu gibi, yani birilerinin onlara yangın merdiveni uzatıyor olması lazım ki o kuyudan çıkabilsinler, yoksa olamıyor bir türlü. Ve kaçınılmaz olarak artık bu lastik patladı, yürüyemedi, ilerleyemedi. Çünkü bulunduğumuz nokta aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politik iddiasının bittiği yer. Çünkü şunu anlattılar yıllarca. Kemalistler devletin merkezindeydi. İşte Türkiye'de özellikle İslamcı kesimler, Müslümanlar, bunların her biri çevredeydi, çeperdeydi. Bunlar imkanlara erişemiyorlardı. Kemalistler de kapıları onlara kapatıyordu. İşte en kritik örneklerinden bir tanesi askeri başörtüleri girememesi, başörtülü yaşlı kadınların işte çocuklarını görmek için bile kapıdan içeri girememesi gibi sürekli mağduriyetlere dayanan ve kendilerini çeperde, çevrede, devletin uzağında saydıkları, Kemalistleri de bütün bu düzenin başında oturan insanlar olarak gördükleri bir anlatı vardı. 20 yıl boyunca o kadar çok anlattılar ki artık hikaye tersine döndü. Buradaki öykü bitti. Çünkü artık merkezde bir AKP var, bütün imkanlara erişebiliyor. Ve kendisi dışında kimseye bir imkan da sağlamıyor. O imkanlara erişme konusu bir başka bir avantajı da sağlamıyor. Böyle bir imkan da vermiyor. Nefes aldırmıyor neredeyse. Dolayısıyla işte böyle bir ortamda kaçınılmaz olarak işte şu sahneyi görüyoruz. Bunun ikinci merhalesi, ikinci önemli aşaması kanaatimce şurası. Bu insanların artık Türkiye'den bıkmış olması. Türkiye'de herhangi bir eylem olduğunda, herhangi bir grev olduğunda, herhangi bir toplu gösteri olduğunda siz orada İşte CHP'li milletvekillerini, DEM Partili milletvekilleri yöneticileri, belki MHP'li tipli milletvekillerini görüyorsunuz. Sürekli oradalar, sürekli vatandaş, yurttaşın yanındalar. Ama AKP'lilerin de artık itiraf ettiği şekliyle AKP'li milletvekilleri orada görmüyorsunuz. Sebebi de şu, artık bu insanlar kendi ülkelerinden nefret eden noktaya gelmişler. Seçimle beraber, kaybedilen seçimle beraber her birinin yurt dışına çıkmaya çalışmasının ülkelerinden uzaklaşmaya çalışmasının sebebi de bu. Çünkü bu ülkeyi artık belirgin şekilde sevmiyorlar. En azından şu söylenebilirdi. Belki AKP'nin ilk geldiği yıllarda AKP kadrolarının bir kısmı açısından söylenebilirdi. Belki ülkelerini yanlış bir yolda olmalarına rağmen sevdikleri söylenebilirdi. Ama bu çok belirgin şekilde, çok net şekilde artık ülkelerine nefret etme seviyesine geldi. Ve kısaca şunu anlatmaya çalışıyor pek çoğu. Ben bu imkanlara erişmeye devam ediyorum.
siz beni desteklemiyorsunuz, ben bu imkanları sizin gözünüze sokmaya devam edeceğim. Siz erişememeye devam edeceksiniz diyor açıkça. Yani şu görüntülerin her biri açıkça bunu söylüyor. Özellikle Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren alt kesimlerin her birinin artık görmesi gereken şey şu. Burada bir burjuvazi var. Bu burjuvazi Türkiye'de özellikle kamunun kaynaklarını sömürerek kendilerini bir şekilde yurt dışına atmaya, ceplerini parayla doldurmaya, imkanlara erişmeye, bulundukları yerlerde işte aileleriyle beraber neredeyse bütün kapıları tutacak bir noktaya geldiler. Ama halihazırda alt gelir grupları Adalet ve Kalkınma Partisi oy vermeye devam edebiliyor bir şekilde. Bu son seçimle beraber bir miktar kırıldı. Sandığa gitmeyen seçmen bloklarının bir kısmının tamamının olduğunu düşünmüyorum. Ben çoğunlukla orta sınıfın sandığa gitmediği tezi üzerine duruyorum. Ama bir kısmının sandığa gitmediği açık. Sadece bu sayının ne kadar artıp artmayacağını zaman içerisinde göreceğiz. Eğer muhalefet toplumun önüne ciddi bir program koyar, kendini çeperde ve dolayısıyla bu düzeni, işte bu fotoğraflarda gösterdiğim düzeni değiştireceğiz, bu düzeni yıkacağız noktasında tarif etmeye başarabilirse, biz kısa süre içerisinde muhalefetin bütün bu düzeni dağıtarak Adalet ve Kalkınma Partisi rahatlıkla iktidarda indirebileceği, dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ı yenebileceği bir dönemi yaşayabiliriz kanaatimce. Tabii bu düzene karşı bunca zamandan sonra AKP içinden önlem alınabilir mi, bir şey yapılabilir mi? Ya da Erdoğan'ın bir tepkisi var mı, olacak mı? Ben onu da merak ediyorum. Çünkü özellikle Şebnem Bursalı'ya, bu ıstakozdan sonra tepki gösteren isimlere bakıyorum. O isimlerde dikkatimi çekenler var. Mesela birinci. Kendisi daha önce çok pahalı bir atkısıyla gündem olmuştu. Yani kendisi de o pahalılığı gözümüze, pahalı eşyaları kullanan, bunu sokan, gözümüze sokanlardan birisiydi. Yine tepkiler özelinde baktığımızda da AKP değişebilir mi? Dönüştüğü bu noktadan. Bunun olabileceğini düşünmüyorum. Yani bakın, partiler liderlerle beraber değişirler. Yani lider değiştiği zaman partide büyük bir değişim, dönüşüm ve başka bir yöne doğru ilerleme olur. Adalet ve Kalkınma Partisi 22 yıl boyunca yöneliminin, başlangıçtaki yönelimin ekmeğini o kadar çok yedi ve devleti o kadar büyük bir hızla dönüştürmeye başardı ki, çok büyük bir devlet aygıtını bir şekilde dönüşmeye başardı ki, artık buradan yeni bir siyasi parti pratiği çıkmadan bir dönüşümün gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Aslına bakarsanız Gelecek ve Deva Partileri, işte Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinden çıkan diğer partiler de bu istekle, bu vizyonla ortaya çıkmışlar ama bir takım sosyolojik hatalar, sosyolojiyi gözlemleyemedikleri için siyasi hatalar yaparak, mahalle değişerek bu fırsatı kaçırmışlardı. Yeniler Refah'ın yükselmesi buraya tekabül eder ama Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde böyle bir dönüşüm olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kimse, bakın bırakın liderin oradan ayrılmasını, kimse lider eleştiremiyor bile. Yani insanlar partilerinden istifa ediyor, insanlar eleştiri için ağzını açıyor. Şebnem Bursalı örneğin eleştiriliyor, buna benzer isimler eleştiriliyor ama bu konu asla Tayyip Erdoğan'a kadar ilerlemiyor. Yani şu olurdu değil mi? Benzer bir durum Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşansa büyük ihtimalle Özgür Özel de bir şekilde eleştirilirdi. Bütün bunlara müdahale etmediği için de eleştirilebilirdi. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte eleştirildi. Ama bu eleştirilerin hiçbiri, özellikle iktidar partisi çevresindeki eleştirilerin hiçbiri bir şekilde Tayyip Erdoğan'a ulaşmıyor, erişmiyor. Onun hatalı olduğunu söyleme cesareti gösterebilen kimse yok. Dolayısıyla böyle bir ortamda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir yenilenme beklemek, o kadroların değişmesini beklemek, dolayısıyla bir düzelme pratik içerisine girmesini beklemek mümkün değil. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bazı özel alanlar var. Tayyip Erdoğan'ın anlayamadığı bazı özel alanlar var. Ekonomi gibi. O konuda Mehmet Şimşek'e güvenmek zorunda kalıyor. Ve büyük ihtimalle Mehmet Şimşek onu belirli bir aşamada susturmayı ya da işte örneğin seçim ekonomisini yönetmemesini sağlamayı başarıyor. Ama şöyle bir gerçek de var. Mehmet Şimşek bir şey anlattığı zaman dönüp arka tarafa kasayı gösteriyor. Kasa boş zaten. Evet. Yani kasa dolu olsa belki Tayyip Erdoğan Mehmet Şimşek'i dinlemeyecek. Kasa boş olduğu için dilemek zorunda. Böyle bir sahne var, böyle bir kompozisyon var. Ben bu kompozisyonun içerisinden çıkabilecekleri ihtimalini de düşük görüyorum. Ama şunu atlamamak gerekiyor. Aynı zamanda bir takım gerçekliklerin yanı sıra Tayyip Erdoğan bir şekliyle bugüne kadar tek başına bu süreçleri sürdürmeyi başardı. Bir şekliyle başardı. Dolayısıyla o sosyoloji kırmalarının her birinin özellikle muhalefet kanadına geçeceğini düşünmek, tek başına bekleyerek düşünmek. Ya da MHP'nin içerisinde eriyebileceğini düşünmek, Yeniler Refah Partisi'ne kayabileceğini düşünmek. Bunların her biri bir ihtimal ama Tayyip Erdoğan muhakkak hamlesini yapacaktır. Bu konuda kanaatimce çok daha yakından, çok daha direngen, örneğin en son bu Bayraktar, Baykar mevzusunda olduğu gibi muhalefetin daha sert, köşeli bir takım gerçekliklere dayanan, toplumu ikna edebilecek bir
yeni süreci başlatması gerekiyor. Ben bu konuda bir, Van'ı bir kenara yazıyorum. Van'daki direngenliği bir kenara yazıyorum. İki, Bayraktar konusunu bir kenara yazıyorum. Şu ana kadar iki yıl sınav verdi muhalefet. Bu konuda elini artık daha açık oynuyor. Eğer bunu sürdürmeye başarırsa büyük seçmen bloklarının bir anda AKP'nin altından boşaldığını gözlemleyebiliriz. Evet. Sayın Eren Aksoyoğlu, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Sevgili izleyiciler, siyasal iletişim danışmanı Sayın Eren Aksoyoğlu ile konuştuk. Ana hatlarıyla derinlemesine analizlerde bulundu Sayın Eren Aksoyoğlu. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yeni döneminin ilk toplantısı var. Biraz sonra ekran...